Bakıyoruz. Sen gözünü kapat. Rehe abimin harfi bir açılsın bakalım. E. Harfler doğru sıralamada olmayabilir. Olabilir. Var mı? Hiç kafanıza bir şeyler belirmeye başladı mı? Bir ipucu mı? Yok ama değil mi kelimeyle alakalı? İpucu harflerimiz sadece. Tamam. Daha ne olabilir acaba? Peki devam ediyoruz o zaman. İlkay hemen bir jüri üyemizi seç. Ben Can Bonomo'yu seçiyorum. Can Bonomo. İlkay mükemmel tercih. Bence de. Can. Efendim canım. Güzel arkadaşım, sorunu soruyorum. Hazır mısın? Lütfen buyursun. Çakmak mı, kibrit mi daha önce icat edilmiştir? Bu soruyu soracağını gerçekten tahmin ediyordum. Çok da kısa bir süre önce İlkay, Allah seni inandırsın. Anlatıyorum şimdi hikayesini size. Anlat, hadi dinliyoruz. Aynen, doğru bu hikaye. Ben hemen anlatıyorum. Şimdi kronolojik olarak da birazcık ele alacağız önce hikayeyi. Çakmak mı, kibrit mi? Kibrit arkadaşlar önce keşfedildi. Sir Anthony Match isimli bir İngiliz tarafından. Sir kendisi zaten kibriti icat ettiği için Sir lakabı takılıyor kendisine. Bu insan gerçekten yani bir takım hatalarla neleri neleri. İşte insanın kafasına elma düşüyor. Aa diyorsun, yer çekimi falan. Hani bu da bunun gibi. Bu arkadaşımız da kayak yapmayı çok seviyor. Kızak daha doğrusu. Ay gülmeyin bunlara. Kibrit arkadaşlar önce keşfedildi. Sir Anthony Match isimli bir İngiliz tarafından. Sir kendisi zaten kibriti icat ettiği için Sir lakabı takılıyor kendisine. Bu insan gerçekten yani bir takım hatalarla neleri neleri. İşte insanın kafasına elma düşüyor. Aa diyorsun, yer çekimi falan. Hani bu da bunun gibi. Bu arkadaşımız da kayak yapmayı çok seviyor. Kızak daha doğrusu. Ay gülmeyin bunlara. Kızakla aşağı kayarken... Yok, sen anlatınca her altından... şeye gülüyor olabilir miyiz acaba? Aa, bilmiyorum ki bunu ben. Kızakla kayıyor adam. Kızak adamın sen altına kayıyor yani. Gidiyor kızak. Bu adam da çimin üstünde ardı biraz yanıyor yani. Pişiyor, ısınıyor gibi oluyor. Bu da sürtünmeden dolayı... Bir ısınma söz konusu olduğunu fark edince diyor buna kibrit diyor yani. Bu sonra kibriti keşfediyor bu adam. Bir süre ben kötü anlatmış ya olabilirim. Ya Can Bey ya ayıptır ya. O kadar kötü anladım muhtemelen böyle keşfetmedi adam kibriti. Önemli değil ama. Pişik yani, pişik kesi. Şey değil ama krem, muhtemelen böyle olmuş. Pişik kremi düşünüyordum yani şu anda. Arkadaşlar ben şey burada. Şey değil, önemli değil. Anla, bilim, Allah aşkına devam et hiç kesinlikle doğru. Ben burada bilim konuşuyorum. Hı. Bilim konuşuyor burada. Bilim. Bilim anlatıyorum yani. Ama eminim. Can aynen. Ben sana inanıyorum. Diliniz boş boş abi, konuşuyor Can Bey. Ya bu nerenin sırrı adama... affedersiniz? İngiltere'de kar mı yağıyor? İngiltere'nin... Da kıyaktır, kızaktır. Hayır, çim üzerinde kızak yapıyorlar. Scotland'da da çok yapılan bir şey. Onların da atasporudur aynı zamanda. Cahil cahil burada aynen konuşuyorsunuz. O zaman doğru ya. Bak şimdi Scotland'da aynen. Alper ya, nasıl ya? Scotland'da biliyorsun bunların olduğunu Alper. Ya siz demin persona non grata'yı azıcık çeviren palavracı insan değil misiniz Alper Bey? Ne oluyor şu an? Bu adam kaydıktan sonra ardı yanıyor yani aşağı yukarı. Kalçasında yara oluyor. Pişik mi diye sordu Gülben Hanım. Bilmiyorum pişik mi. Ama hani orada bir ısınmadan dolayı böyle bir şey oluyor. Sonra bu adam da sürtünmeyle bunun üzerine gidiyor. Sürtünmenin etkisiyle bu adam da... Kibriti icat ediyor. Bu adamın da Sir unvanı veriliyor daha sonra zaten bu yüzden. Yani sürtünmenin etkisini keşfettiği için mi kibriti yani buldu diyorsunuz? Yani kibrit önce siz icat edilmiş. Bu spesifik yaklaşık sürtünmenin etkisi 300 yıl önce mi bulundu? Çakmak 1930'larda icat ediliyor daha sonra. Başka bir şey yok. Kibriti bu adamın... Senin önüne birisi gizli gizli kağıt getiriyor. Yok çakmak bilmem ne yılındaymış, itiraf et bize. Asistanların aşağıdan kağıtları getirip götürüp götürüyorlar. Söyle doğrusunu Gülben söyle. Hanım, Gülben Hanım bu yalanlarla dolanlarla bir yere varamayız. Ama ne kadar kibar söylüyorsunuz. Ya, birden bire çakmak ama gelen kaç bilgiler yılında... yanlış. Çakmak 1930 yılında daha sonrasından aklıma gelen bir fact'ti. Onu da hani hani sizin iyiliğiniz için söyledim. Arkadaş arasında bir muhabbet olursa. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Aynen. Soruyu da biraz bitti. Yalan söylediğini bilmiyorum. Kendinden geçti. Şu an bütün bu hikayelerin doğru olduğuna sizi nasıl ikna edebilirim?
Ya çünkü hani bu doğru zaten anlattığım şey. Siz adamın ardı yandığı için mi çelişkiye düştünüz? Hiç adamın ardıyla ilgili. Yani... Daha başta bu doğru dediğin için hiçbirimiz sana inanmıyoruz. Adamın ardıyla yoksa kimse hiçbirimizin bir ilgisi yok. Sadece ama bu adam doğru diye başladı. Bu adam Hazal sakin olur musun? Bu adam Sir diyorum sana. Sir ünvanı almış bir insan. O zaman Sir, iş değişir. Yapmışlar adam adamı. Sörse yani... akan sular durur tabii, pardon. Tamam, buna inanıyor muyuz şimdi? Hadi bakalım. Ya inanmıyorum, evet. İnanmıyorum buna artık. Yani şey, şöyle diyeyim, nasıl inanmıyorum? İlk kibrit icat edildi gibi biliniyor aslında ama ilk çakmak icat edildi diye biliyorum. Ama o kadar güzel anlattı ki hikayeyi. Bu çocuk ne yersem her şeyi biliyormuş zaten. O kadar zaten. Güzel mi anlattı hikayeyi? Evet, o kadar güzel anlattı ki tam benim sevdiğim bir tarz bu. Ve şey, aslında inanmak istiyorum ama artık yapmamam gerekiyor. Aslında tabii, inanmam İlker, gerekiyor ama değil, öyle değil, inanmıyorum. Puanına bakar mısın kardeşim? Bak sıfır puandasın, aklını evet, başına topla. Evet, inanmıyorum, inanmıyorum, yok. Can Bonomo'ya inanmayarak doğru mu yapmışsın? Alkış alabilir miyim? Aynen. Evet. Bravo. Teşekkürler. Zaten... Can. Bir zahmet. Buna inansaydın zaten. Bir zahmet artık lütfen. Çok saçmaydı diyor. Dalga... Sonunda. Olmaz. Ben dalga geçerdim. Peki çakmak gerçekten 30'larda mı bulunmuş? Çakmak taşı ya. İlk insan ateşi bulduğunda çakmağı bulmuştur. Ateş çakmak sonradan taşı galiba. Ya. Çakmak taşı evet. Önce çakmak icat edilmiş. Kibritten önce çakmak icat edilmiş. İlk ay 20 puanda... Can'ın harfini görelim. S. Iniesta. İki harf kaldı. Belki erken tahmin hakkını kullanmak isteyebilirsiniz. Öyle bir şey yok. Peki. Sen kullansın mı? No. Tahmin yok. Peki. O zaman hemen devam ediyoruz. Seren'cim, hangi jüri üyemizi seçiyorsun? Ben Alper Bey'i seçiyorum. Alper. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seren'cim umarım yanıltmayacağız. Hadi bakalım. Geliyor. Heyecanlıyız. Dinliyorum efendim. Verin. Ebem kuşağı ne demektir? Ebem kuşağı ne demektir? Biliyorum, ben bunu biliyorum. Şöyle söyleyeyim. Özür dilerim. Önce güleceğim. Bir sinirim bozuldu çünkü demin Can Bey çok abuk subuk şeyler anlattığı için Can Bey'e bir sinirim bozuldu. Bir onu bir güleyim. şöyle söyleyeceğim size, ebem kuşağı şuradan gelir. Eskiden ebelerin kuşağı vardı. Rengarenk gökkuşağı gibi, gülmeyin ben çok ciddi bir şey anlatıyorum. Ebelerin belinde bir kuşak vardı. Rengarenk ipliklerden, boyalardan örülmüş gökkuşağı gibi kuşaklar takarlardı ebeler. Bu bir statü göstergesiydi. Neden bunu takıyorlardı? Statülerini belirtmek için mi? Hayır. Doğan çocukların cildi çok hassas olduğu için, yumuşak olduğu için pamuklu kuşağa sarılması gerekiyor. Pamuklu bir beze. Bu ebem kuşakları, yani ebenin kuşağı pamuklu kumaştan. Bakın lütfen beni Can Bey. Bakın bu pamuklu kumaş, ebenin belindeki bu pamuklu kumaş, çocuk doğar doğmaz bu pamuklu kuşağa sarılırdı ve hediye olarak da o eve bırakılırdı. Yani rengarenk olan bu kuşağı daha sonra ebem kuşağı, yani ebemin kuşağı rengarenk. O yüzden rengarenk gök kuşağı. O yüzden onu demişler ki ebemin kuşağı yani. Bunu bilmeyecek Allah ne Allah. Var? Bu çok basitcilik bir şey yaşınızdan, yani Can Bey. Yaşınızdan, başınızdan da utanmadınız yani. Hayır, hiç utanmadım şu anda. Bu ısrarcıyım yani. Ebem kuşağı rengarenk bir kuşaktır. Pamuklu kuşaktan oluşmuştur. Neler konuşuyoruz artık ya. Evet. Katılmıyorum tabii ki. Evet. Katılmıyorsun. Yani yalan söylüyor, şaka yapıyor anlamında katılmıyorum. Doğru değil bu. Doğru bir bilgi değil. Doğru bir bilgi değil. Aa. Doğru Hayda. Bir bilgi mi? Bak tüh. Seren Hanım, siz yani... Alper'in ebesinin kuşağı yok mu diyorsunuz yani ya? Ya benim ebemin kuşağı yoktu en azından, doğru değil. Gerçekten. Nereden hatırlıyorsunuz ya canım ebenizin kuşağını? Ya ama siz kaç yaşıyorsunuz şimdi Can Öyle Bey? Öyle bir şey anlatılmadı yani bana ya. Yani bu İç Anadolu bölgesine has. Bazı şeyler anlatılmaz ya. Bir, ben inanıyorum efendim. Var, tamam doğrudur, ben inanıyorum şimdi size. Şöyle söyleyeyim,
Şimdi şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz al karası diye de bir şey var. Lohusa kadınlar doğumdan sonra al karası yapılır. Kırmızı bir kuşak doğumdan sonra konulur ki kırkı çıkmadan halk önce. Halk arasından bağlayacaksın onu. Lohusalık sürecinde al karası yaklaşık. Halk arasından bağlayacağım. Lütfen. Nereden bağlayacağım? Kelime şakası yapmayalım. Böyle mi olacak? Gelir. Oo, şu an Hazal aramızda kaldı. Vah Alper, vah. Yani olayımız